Stoa felsefesinin kurucusu Zenon, filozof olmadan önceki hayatında ticaretle uğraşır. Bir süre işleri iyi giden genç adam, mallarını taşıyan yük gemisinin batması üzerine ticareti bırakır ve Atina'ya gelir. Tiroslu Apollinos'un aktardığına göre Zenon, en iyi yaşama kavuşmak için ne yapması gerektiğini öğrenmek ister ve bir kahine danışır. Kahin, genç adama kendisine değil ölülere danışması gerektiğini söyler. Bunun üzerine Zenon, ölmüş yazarların kitaplarını araştırmaya koyulur. Atina'da bir kitapçı dükkanında araştırma yaparken kitapçıya Sokrates gibi insanları nerede bulabileceğini sorar. Tam bu esnada dükkanın önünden filozof Krates geçmektedir. Kitapçı Zenon'a bu adamı takip et der ve genç filozofun felsefe serüveni başlamış olur. Ölülere danışma konusunda Zenon'la aynı yolu takip ettiğim için sevinçliyim. Stoa felsefesiyle ilgili daha fazla bilgi edinmek adına Stoa filozoflarının hayatlarını araştırmaya başladım. Cengiz Çevik'in hazırladığı Zenon ve Kleantes'in hayatları ile ilgili çeşitli kaynaklardan derlenmiş bilgileri içeren Stoa felsefesinin kuruluş fragmanları adlı kitabı buldum. Zenon, döneminin örnek vatandaşlarından biridir. Az ve öz konuşur, kalabalıktan hoşlanmaz, sade bir yaşam sürer. Döneminin yöneticileri ona surların anahtarını teslim edecek kadar güvenir ve heykelini diker. Hatta Makedonya kralı Antigonos, filozofu sarayında yaşamaya ve ders vermeye davet eder. Ama Zenon, yaşlılık sebebiyle bu teklifi kabul edemez. Yine de nezaket gösterir ve bir öğrencisini krala danışman olarak yollar. Zenon da dönemin diğer akademiyacıları gibi felsefeyi fizik, etik ve mantık olmak üzere 3 bölümde inceler. Ancak bu bölümlerin aslında bir olduğunun ve iç içe geçtiğinin altını çizer. Birçoklarının aksine süslü deyişlerin ve gramerin ardına saklanmadan felsefe yapması, kendine her şeyi bilir gibi göstermeye çabalamaması, çevresindekilerin ilgisini, saygısını ve sevgisini toplar. Zenon, insanın amacının doğaya uyumlu şekilde yaşamak olduğunu savunan ilk Stoacı filozoftur. İnsanın doğayla uyum içinde yaşamasının erdemli olacağını ve mutluluğun erdemli yaşamakla elde edilebileceğini ifade eder. Tüm erdemlerin akıl kaynaklı olduğunu söyleyen Zenon, duyguları ise ruhtaki bir bozukluk, bir tür hastalık olarak değerlendirir. Zenon'a göre duygu, ruhun akıl dışı ve doğaya aykırı hareketi veya aşırı bir dürtüdür. İnsanlar buna bağlı olarak kendi kişiliklerini ortaya koyarlar. Yazar sayfa 84'te şunları aktarmış. Zenon'a ve diğer Stoacı filozoflara göre iki insan türü vardır. Biri hayırlı, diğeri hayırsız insan türüdür. İlki tüm yaşamı boyunca erdemi, diğeri ise kusurları tatbik eder. Bu yüzden ilki her zaman doğru davranışı sergilerken diğeri yanlış yapar. İlki her şeyi olması gerektiği gibi sağduyulu ve ölçülü bir şekilde erdemleri gözeterek yaşama uygun hale getirirken diğeri gerçekten kötü bir şekilde tam tersini yapar. İlki büyük, geniş, yüce ve değerlidir. Büyüktür çünkü önüne konan ilkeleri benimseyebilir. Geniştir çünkü her yerde eylem sahibidir. Yücedir çünkü bilgiye yakışan haklı bir üstünlüğü örnek alır. Değerlidir çünkü haklı bir kudreti bulunur. Yenilmez bir varlıktır. Kendisine üstün gelinemez. Bu yüzden kimse tarafından zorlanmaz ve kimseyi zorlamaz. Yasaklanmaz ve yasaklamaz. Mağlup edilemez ve kimseyi mağlup etmez. Boyun eğmez ve kimseye boyun eğdirmez. Ne haksızlığa uğrar ne de haksızlık yapar. Aldanmaz ve aldatmaz. Yanılmaz ve yanıltmaz. Kendini bilir ve saklanmaz. Yanlışı tümüyle reddeder. Güzel gerçeğin peşindedir. Kutlu, şanslı, kutsal ve inançlı. Her şeyiyle saygın, krallara özgüdür. Savaşta, politikada, ekonomide ve para kazanmada ustadır. Hayırsız insan türü ise bunların hepsinde tam ters niteliktedir. Bunlara ek olarak Zenon, ancak hayırlı insanların ünvanını hak ederek iyi bir vatandaş, gerçek bir dost ve özgür bir insan olabileceğini savunur. Zenon, erdemli olmayan
Başka bir deyişle, aklın gereklerini yerine getirmeyen insanların birbirine karşı, babaların çocuklarına, kardeşlerin kardeşlere ve dostların dostlara hasım, düşman ve yabancı olduğunu söyler. Erdemsiz insan her türlü ilişkide dürüstlükten uzaktır. Ayrıca erdemli bir yaşam zordur. Erdemli olmak kişiye herhangi bir vaatte bulunmaz, herhangi bir çıkar sağlamaz. Hatta sağduyulu, ölçülü, adil ve yardımseverce yaşamaya çalışan insan için hayatta türlü türlü engeller bulunur. Ancak Zenon, mutlu yaşamın formülünü sadece erdemde görür. Ona göre sadece erdemli bir şekilde sürdürülen yaşam mutlu bir yaşam olarak kabul edilebilir. Özetleyecek olursak, aklın yolundan sapmamak, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilmek, kendi dışında gerçekleşen ve asla değiştiremeyeceği şeyler karşısında dert yanmayı bırakıp kendi yapabileceklerine odaklanmak, doğayla uyum içinde erdemli bir yaşam sürmek Zenon'un takip ettiği yoldur. Bu yolu takip edebilmek için bilgelerin sözlerine kulak vermek ve asla düşünmeyi bırakmamak gerekir. Bu yüzden erdemli olmak isteyenlere yüzlerce yıl öncesinden şu dizeyi bırakmış Zenon: "Tüm insanların en iyisi iyi öğüdü dinleyendir." Okumaya devam.